Geçen hafta ilk müsabakamızı oynatmıştık. Özellikle oyun olarak deplasmanda değerlendirdiğinde, o gün basın toplantısında da söylemiştim, 65-70 dakikasını deplasmanda oynayabildiğimiz kadarına iyi bir oyun ve pozisyon zenginliğiyle geçirmiştik. Ve bunun karşılığını alamamıştık. Sonrasındaki son bölümde de bazen bireysel performans, oyunun bir bölümünü kaybettiğimiz ama bugün itibariyle baktığında deplasmandan beraberlikle döndüğümüz ama turu atlayamadığımız ve yarın akşam da bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Oynadığımız maçın üzerinden analizlerini yapıp hem savunmada hem hücumda tekrarlarımızı çalıştık. Bugün de son duran topları yapıp yarın akşam en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için de bir maçtan daha fazlası. Hem Avrupa'da devam edebilmek, hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak ve bize oyuna ve oyuncularımıza bir özgüven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Buradaki en önemli faktör, hani burada basın toplantısından da taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Trabzonspor tarihindeki bütün başarılarında taraftarlarıyla kulübüne, takımına sahada 90 dakika destek verdiğinde bu başarıları hep beraber yaşamıştır. Onun için yarın taraftarın desteğine son derece fazla ihtiyacımız var. Ben yarın akşam için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Habla español, ¿no? Sí, nada, mañana es un partido muy importante para nosotros. No es solo un partido, es una final, porque sabemos lo que estamos jugando. Estamos jugando un partido que significa mucho para el equipo, para nuestra afición, porque nosotros queremos traer la Europa, queremos traer aquí en Trabzon, porque yo creo que el equipo, la afición sobre todo, lo merece esto, para que Trabzonspor juegue en la Europa y vamos a dejar todo lo que tenemos para que entramos. Y como ha dicho el míster, yo antes de venir aquí he visto un montón de vídeos de la afición increíble de Trabzonspor y fue una de las razones para que yo elige venir aquí y les invito que mañana, no solo mañana, siempre preparemos un infierno, como me gusta decir, para otro equipo, porque solo así Trabzonspor ha logrado siempre resultados importantes. Öncelikle herkese merhabalar. Umuyorum yarın bizim adımıza güzel bir maç olacak. Çünkü yarınki maç bizim için hocamıza dediği gibi bir maçtan öte bir final niteliğinde bir maç olacak. Çünkü hem takımımız hem de taraftarımız Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını son derece hak ediyorlar. Ve Trabzonspor'da tabii ki Trabzonspor oyuncu olarak bizler de taraftarlarımızın Avrupa'da devam edebilmesi, takımımızın Avrupa'da olabilmesi adına yarın her şeyimizi vereceğiz. Hocamızın konuşmasında bahsettiği gibi aslında ben Trabzonspor'a gelmeden önce de Trabzonspor taraftarının neler başarabildiğini, neler yaptığını görmüştüm. Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de Trabzonspor taraftarının statta yarattığı o cehennem atmosferi, rakipler adına oluşturduğu cehennem diye tabir edebileceğim o atmosfer. Dolayısıyla benim de burayı seçme sebeplerimden en büyüklerinden bir tanesiydi. Bu taraftarlarımızın oluştuğu atmosfer. Taraftarlarımızla birlikte yarın elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Sadece yarın değil aslında taraftarlarımızı hem yarınki hem de sonraki oynayacağımız bütün iç saha ve dışarıdaki maçlarda da bizi desteklemeye beraber o atmosferi oluşturmak için buradan da ben de taraftarlarımızı davet etmek istiyorum.